yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün günlerden cuma. Dünyayı kayınvalideme bıraktım. Bir iki saatlik bir vaktim var ve evi toparlamam lazım. Muhtemelen bu akşam ya da yarın sabah annemlerin yanına yazlığa gideceğiz. O yüzden hepimizin de yaptığı gibi evde iki gece kalmayacaksak evin baldök yalı olması gerekiyor geldiğimizde. Bizi temiz karşılaması için kimisi. Kimisi de Allah korusun bir durum olursa arkamızdan evi pis bırakmış demesin diye. Şimdi mutfaktayım. Mutfak böyle dağınık bir halde. Birazcık da ev turu yapmış oluruz bu sayede. Çünkü evin tamamını toparlayacağım için. Bu bir ev turu videosu da olacak. Şimdi mutfağı toplamaya başlıyorum. Makineyi dün gece çalıştırmaya unutmuştum. Uyuyakaldım erkenden. Bir gece de çok erken uyuyorum. Hakikaten de 3 dakika bile vakit geçiremeden uyuyorum. O yüzden normalde gece uyumadan önce makineyi çalıştırıp sabah boşaltıyordum ama dün çalıştırmayı unuttum. Tam bulamamış olsa bile çalıştırıyorum ama sabahki bulaşıkları da ekleyip öyle çalıştırmıştım. O yüzden çamaşır kovalayan makineye iyi olurdu. Neyse artık şunları yerleştirip öyle yapalım. Çocuklarla oyun hamuru yapmıştık akşam. Story'den de paylaşmıştım. Çok güzel böyle bir kıvamlı oyun hamuru oldu. Ben gıda boyası kullandım. Böyle kaba koyup üzerini kapatınca birkaç gün hala oynayabiliyorlar. Tarifi de 3 su bardağı un, 1 su bardağı su, 2-3 kaşık sıvı yağ. Ben bebe yağı kullandım. Çok güzel kokuyor bebe yağı kullanınca. Biraz gıda boyası, çeyrek su bardağı tuz. Bu şekilde bir tarifi var. Böyle bu kadar bir hamur çıkıyor. Çocuklar da bununla keyifle oynuyorlar. Şimdi şuraları da toparlayayım ama bulutluğunu almayı unutmuş. Şurada Memo Bulut yumurtalarını getirmiş. Oturma odası ve çocuk odası dışında her yerde oyuncaklar da dolu ev. Ve bunu asla vazgeçmiyorum yani. Bir hafta arabalarına takıyor, bir hafta küçük legolarına takıyor. Bu arabaların ne zamanları yüzüne bakmıyordu. Şu aşağı altında Hot Wheels yazdığını keşfetti. Benim bir sürü Hot Wheels'ım varmış dedi. Ben de Hot Wheels olduğunu bilmiyordum bunların. Şimdi masayı şöyle itelim. Ruhi'yi çalıştıracağım burada süpürsün diye. Masayı silip sandalyeleri kaldırmalıyım. Ruhi'ye şimdi balkonu bırakıyorum. Tamam. Tezgah siliyorum Ruhi'ye. Bir de ağzıma pelles attım. Böyle bir şey yiyesin herhalde. Şeker bir şey. Tezgah siliyorum. Sonra salona geçeceğiz beraber. Zaten tezgahın toplu olması bütün mutfağı topluyor yani. Siz de öyle düşünüyor musunuz? Tezgah topluysa bütün mutfak toplu gibi. Mutfak şimdi bitti. Ev turunu bütün evi temizledikten sonra yaparız ama zaten temiz. Şimdi salona geçtik arkadaşlar. Salon aslında dağınık değil ama süpürülmesi lazım. Çünkü Miyav burayı yatağı sanıyor. Tüy toplayıcı. Dünyanın dağıtmış olduğu ortalıktaki çiçekler, koltukların üstünde tüyler, plakçalarım, plak dinlerim şimdi. Burada eve girer girmez portmantoyu atmak yerine sandalyenin üzerine bıraktığımız ceketlerimiz. Bunları toplayacağım. Bu arada Ruhi balkonu bitirdi bile. Mutfağa koyalım Ruhi'ye. Şu sandalyeyi içeri geçirmiştim. Miyav'ın mama kapı yere koyalım. Şimdi burayı çıkıyor Ruhi Beyciğim. Şimdi bunu dışarı çıkarıyorum. Böyle başladı burayı süpürmeyi. Sandalyelerin hepsini kaldı. Bu masanın altını rahatça süpürebilsin diye. Bakın. Her yerdeler. Bunu kastediyordum.
mutfağa sıkıştım. Ben bu sırada sabunu toplayayım. Kameramı şarja takayım. Bu çantamı çok severek kullanıyordum dünya doğduğundan beri ama koptu. Benim ağırlığıma dayanamadı yüreği. Bu çanta artık yani tamir ettirene kadar Allah bilir ne zaman benimle işlerini yitirmiş oldu. Anne bebek çantası kullanmayı da bırakacağım. Kendi çantalarımı özledim. Şimdi Ruhi burayı süpürsün. Hala oyuncak çıkıyor köşeden. Bu ne? Bu neden? Bu ne yani? Bilmiyorum. Ruhi şimdi burayı süpürsün. Ben salonu toplayayım da kameramı biraz şarj edeyim. Şimdi salona geçtim. Burada işte dediğim gibi bu ceket dağınıklığı var. Onun dışında toz almam gerekiyor burada. Ve tabii ki buranın da süpürülmesi gerekiyor. Miyavdan mütevellit. Kulaklık. Her yerden bir şey çıkabiliyor. Burada açığa gidecek şeyleri koydum. Toz alacağım. Sonra Ruhi zaten hala mutfağı süpürüyor. Burayı da süpürecek. Salon okey. Toplandı zaten. Önce toplayıp toz alma bilmem ne işini sonra yapıyorum. Makineye çamaşır koymalıyım. Şimdi yatak odasına geçtim. Yatağı bu sabah düzeltmeden çıkmıştım. Bunu bir düzelteceğim. Burada işte kıyafetler var bunlar. Yıkanacak. Ya bir tane daha yatak örtüm vardı. Hatta iki tane daha. Onu bulamadım. Nereye koyduğumu bilmiyorum. Muhtemelen bir burca falan koyup kaldırdım. Yatak örtüsü kullanmıyordum çünkü. Ama yatak daha düzenli görünüyor diye. Birkaç aydır kullanıyorum. Bu da daha temiz görünüyor. Bir de uyanır uyanmaz yatağı düzeltmek bence insana birazcık hareket de katıyor. Eve o kadar yatılı misafir geldi ki. Önceki hafta annemler, İrem, Senotlar kaldı bir gece, Hilda kaldı. Sürekli eve birileri geldi yatıya. O yüzden böyle bir çarşaf yastık sirkülasyonu oldu. Geçen hafta paso çamaşır yıkayarak geçti. Işığı açayım. Şimdi makineye çamaşır koyma zamanı. Bu okulda üstünü değiştirdikleri zaman böyle fışıtı koyup veriyorlar terlediğinde falan. Banyodaki kirli çamaşır sepetinden de bir şeyler çıkarmam gerekecek. Çocukların çamaşırlarına şunu kullanıyorum çünkü Dali'nin çocukluğumuzdaki kokusu var ya, bu deterjan aynı onun gibi kokuyor, bıcı bıcı kokusu. Zaten şeyde kullanıyorum bunu, çantamdan hiç eksik etmiyorum, bebek kolonyasını. Bu tam öyle kokuyor. Çocuklarınkini özellikle bununla yıkıyorum çünkü kıyafetlerim mis gibi kokuyor ondan sonra. Kısa programda yıkayacağım, sonra da kurutmaya atacağım. Kurutmada yukarı, aa kurutmada çamaşır kalmış. Bunları tazeleyeyim. De çalışsın şu buzacık kalsın. Yatak odası da toplandı. Çocuk odası tipim korkunç. Şunları da koyu renklere atayım. Aa burada da açı renkli vardı. Burası da daha iyi bir durumda oldu. Şu anda şu maskeler çöp. Bir de eve size gezdireceğim için ekstra şeyim yani. Her yeri toparlamam lazım. Eskide evime misafir gelmişsiniz gibi oldu. Tek farkı misafir varken ev toplanmaz. Öncesinde toplanır. Ruhi hala bitirmemiş. Çöpler atıldı. Bunu kapatıyorum ki çıkmasın buradan. Sonra salona geçecek. Yatak odası okey. Çocuk odasındayım. Mama Bulut kendi yatağını kendi düzeltiyor bir süredir. Ama tabii ki düzeltmem gerekiyor mutlaka. Bu arada zaten yarım saat bir zamanım kaldı. En fazla bir saat daha dünyayı orada bırakabilirim. Çünkü şey, uyuyacak, henna da uyuyacak, dünya da uyuyacak. Bu battaniyeyi katlıyorum. Dünya hiç üstünü artırmayan bir çocuk. Uyuduktan sonra işte böyle çarşafımı düzelteyim. Her taraftan hala oyuncak çıkmaya devam ediyor. Çocukların dolabını geçen gün düzeltmiştim sözde. Kıyafetlerini, tişört, sivit, hırkaları böyle asıyorum. Daha kolayıma geliyor. Mamo'nun pantolonlarını, eşofman altlarını aşağıya diziyorum. Geri kalanları da çekmeceye diziyorum. Buranın da tozunu almam gerekiyor şu an. Bir de şunlara taktılar. Sürekli bunlarla oynuyorlar. Şu mutfakta normalde mutfaktaydı. Birkaç gündür sürekli bununla oynamak istiyorlar. O yüzden buraya getirdi Mamo Bulut süre süre. Alttaki komşudan özür diliyorum. Ruhi bitirdi galiba. Evet, şarjını arıyor. Kapı kapalı diye bulamadı. Şimdi mutfakla... Eyvah, döktüm hepsini. Allah kahretmesin. Size gösterecektim içinden çıkan şeyi. Hepsi buraya döküldü tekrar. Of of. Burayı bir daha süpürmesi gerekecek şimdi. Hepsi döküldü. İçinden çıkan tozu size gösterecektim. Ters açtım. Ve
döküldü. Bunu boşaltayım. Birazcık daha çalıştım. Salona koyacaktım. İşim uzadı. Rol ismi salonu süpürüyor. Ben de salondayım. Bu kovayı zaten daha önce paylaşmıştım. Hep elimin altında. İçinde hijyenik temizleme mendilleri var. Fakat mendilden farklı olarak da terzanla yani cildinize kullanmamanız gerekiyor. Ve çok çok güzel kokuyor. Çok uzun zamandır bununla toplanıyorum. Daha platinle veriyor. Molası leş bir durumda. Burada bir savaş çıkmış gibi. Neden böyle bilmiyorum. Dün Gloating egzersizlerine başladım. Matım o yüzden burada. Bugün ikinci gün olacak yaptığımda. Dün bir video çektim. Muhtemelen onu yarın izleyeceksiniz. Başladığımla ilgili. Bugün de yine birinci günü yapacağım. Çünkü bu seriyi ayrı bir YouTube videosu olarak paylaşmak istiyorum ve bu yüzden 14 günlük süreci her gün 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 videolayacağım. Dün birinci gün için ayrı bir video çektiğim için tekrardan birinci günden başlayacağım bugün. Ve 14 günün sonunda değişimi hep beraber göreceğiz. Mezuram da var. Ölçüm yaptım dün. Şimdi burada toz almam gerekiyor yine. Piyanoyu falan. Çiçekleri sulamam gerekiyor. Burayı toplamam gerekiyor. Hadi toplayalım. Koltuğun altından elime yapışan bir sticker. Dünyanın kayıp sulu koltuğun yine köşesinden çıktı. Ve bir eşofman altı. Çocukların. Oturma odası gerçekten bir şey gibi böyle bataklık gibi. Bu mideri yıkamam lazım. Şimdi koltukları çektim. Bu sırada mükellefim aradı, eski mükellefim. Onunla konuşmak zorunda kaldım. Kapattım. Onunla konuşurken bunları hallettim. Hala her taraftan çıkan bir... Aa, bugün Disney günü. Bugün şey yapmalıyım ben. Aman tanrım, işte tripodum arabada kaldı ya. Kocamın arabası. Nasıl çekileceğim ve ne çekileceğim? Saat kaç? 11.41. Hangi karakter olacağımı bile düşünmedim ya. Aman. Şey olayım eğer dünya benimle poz verirse. Minionstar'daki kız olalım. İkimizin de salopeti var. Anne kız şey çekilelim fotoğraf. Unuttum. Yine kameramın şarjı bitiyor. Neyse ama tripod yok. Nasıl çekeceğiz onu da bilmiyorum. Sabah uyandığım zaman aklımdaydı. Sonra aklımdan gitti. Şimdi oturma odası bitti sayılır. Sadece şu minderin üzerindeki şu saçmalıkları toplamam gerekecek. Minderin kılıfını çıkarıp yıkayacağım. Hafta sonu zaten evde olmayacağız. Toz alacağım burada. Ve bu çöp artık. Burada hala legolar var. Bunların nerede bilmiyorum. Hala legolar var. Her yerden lego çıkıyor. Sonra Ruhi burayı süpürür. Bunlar kitaplığa. Evet, arkada susmak bilmeyen çamaşır makinesinin eşliğinde şu koltuğa şeyler dökülmüş. Sihirli sünger buldum koltuğun altında. Temizlemek için daha önce kesmişim ve aşağıda kalmış. Bununla burayı siliyorum. Şuradakileri. Şu zaten sarı koltuğun dili olsa da ağlasa. Storylerimden biliyorsunuzdur. Dünya onu sürekli boyuyor, bir şeyler döküyor, karalıyor. Hali harap yani koltuğu. Burada bir leke var sanki, geniş bir leke. Bu koltuğu komple bir silmem gerekiyor ama bugün vaktim yok. Şu koltukların üzerine bir kılıf almam gerekiyor. Annem hep söylüyor bir çarşaf geçirdi ama çarşaf olmaz yani. Çarşaf değil de böyle bir koltuk örtüsü falan bakacağım. Bu da çocukların oyun minderi. Şu anda her şey var üstünde. Bunu makineye atacağım. İçimden böyle bir sünger çıkıyor. Oyun minderi. Bunu geçen yaz yazlıkta bile çok severek kullanmıştık. Çünkü çimlerin üzerine atıyoruz, sonra kılıfını çıkarıp yıkıyoruz. İşte terasa çıkarıyoruz. Yerler kum oluyor. Yine çıkarıp yıkıyoruz. Hatta bunu yıkarken çamaşır makinesi bozuldu kayınvalidemin. Çok eski antika bir çamaşır makinesi vardı. En son bunu yıkarken çamaşır kendini intihar etti. Bir anda böyle dumanlar çıkmaya başladı. Bu sayede makineyi değiştirmiş oldu kayınpederim. Ne zaman bunu yıkasam aklıma o geliyor. O yüzden fermuarını kapatıyorum. Üzerinde böyle lekeler var. Bunu şimdi makinede durdu galiba. Bunu makineye atayım. Hala Lego oyuncaklar çıkıyor bir yerlerden. Buraya Ruhi'yi bırakacağım. Salonu süpürmeyi bıraktı çünkü. Getireyim. Ruhi daha salonu bitirmemiş.
Bu işte Legoların olduğu kutu. Hatta cebime bir de Lego koydum az önce kaybetmeyeyim diye. Çok minik parçaları var ve bütün parçaları biliyor. Bir tane parçayı bulamadığında direkt soruyor. Piyanomun tozunu alıyorum. Beyaz olduğu için hemen kir gösterebiliyor. Aa, çiçekleri de sulayacaktım. Dünyayı almam gerek, saat 12 oldu. Yaklaşık 2 saattir evdeyim ama bayağı bir yaraladım. Ben yokken Ruhi bitirir almaya gittiğimde. En azından öğlen yemeğini de yemiş olur. Dünya tatlısı. Bir yandan kamerayı şarja taktım, buraya başlamış olduğum için. Bir yandan da çekem, onun da kablosu kamerayı çekmiş. Ben de fark etmedim. Özür dilerim yaşatmış olduğum simetri hastalarına travmadan dolayı. Ay biliyor musunuz, bir de bu kutuyu müzen temizlik yapsam tek elime taşımaya çalışırken döküyorum ve tekrar toplamak zorunda kalıyorum. Şuraya koyalım. Bitti sayılır. Artık çıkabiliriz makineye. Çamaşır koyalım. Burası süpürülecek. Bitti yani. Oturma odası süpürüldü. O sırada neden kamerayı açmadım bilmiyorum. Artık sizi sıkmak istemedim bu süpürme işiyle. Çocuk odası okey. Yatak odası, katlanacak çamaşırlar var. Kurutma çalışıyor. Banyo, tuvalet temizlendi. Salon aynı şekilde. Bir tek yerleri silmem kaldı. Şimdi yerleri sileceğim ve dünyayı almaya gideceğim artık. Evet, dünya tatlısının neşesi yerinde. Telefonumdan ona ne olacağımızı gösterdim. Minyonslardaki minik kız olacağız. Ben saçımı onun gibi yapmaya çalıştım. Anne, canım. Bu bebek çok güzelmiş. O bebek de mi çok güzelmiş? Anne, onun saçlarını bebek bağlamak ve ayakkabısını giydirmek kaldı. Bebek bulacağım. Bir dakika. Anne, bebek bulacağım. Dünyaya şunu gösterdim. Bu olacağız dedim. Ben eşimin sarı çizgili bir tişörtü vardı. Onu giydim. Dünya tatlısı da böyle sarı çizgili gri bir Allah tişörtü vardı. Onu giydi. Onu mu gösteriyorsun? Sen bu mu oldun? Şimdi saçını bağlayayım. Saç, ama saç olmadan olmaz. Ben neyle? Tamam. Ben de bebeği bulacağım. Bebeği mi bulacağım? Sen bebek mi olacaksın? Bu bebek değil. Ne? Ama hepsine bastığın için bir sürü şey açılıyor. Açtığım yerden bak, şurada. Bak. Şöyle bak. İşte sen de bu oldun. Ben de bunu oldum. Bu da bebek. Bu da bebek. Yaramaz. Efendim? Yaramaz. Yaramaz mı? Yaramaz. Neden anladın yaramaz olduğunu, yaramaz? Tamam, tekrar gidelim. Şimdi bu koltuğu bu tarafa çekeceğiz. Tamam. Hayır. Oturacağım. Yok, oturacak mısın? Tamam, otur, çekeyim ben. Fotoğrafı çekilirken böyle çekiyorum. Siz de tanık olacaksınız bu haftaki çekime. Anne, bu değil. Şunları da kaldırıyorum. Mami şak mı? Mami şak. Evet, şimdi bu duvarın önünde her hafta olduğu gibi çekeceğiz. Tek dünyanın ayakkabısını giymesi ve ayakkabıyı giymek için ikna olması. Telefonumu şuraya sabitlemem. Bu çok adi bir tripod. Diğer tripodum ışıklı olan eşimin arabasında kaldı. Normalde dünya uyurken yapıyorum bu çekimi ama bu karaktere kendisi tip olarak çok benzediği için. Bebeğin yok mu? Bebeği aç. Koş. Bebek bizi izle. Kaldı şimdi, bizi izleyecek. Gel. Hadi yanıma gel. Mia. Sen ne çekeceksin? Sen mi çekeceksin? Gel buraya bas o zaman. Gel. Bebek çok hızlı. Gel saatime bas. Buraya mı? Buraya basacaksın. Bak burada. Bebek burada değil. Bebek burada değil ama buraya basacaksın. Saate basacaksın. Dur, atletini düzelteyim.
sen dünyanın tatlısısın. Bebek nerede? Bir şey söyleyeceğim. Anne bebek nerede? Burada mı? Yok, sana bir şey söyleyebilir miyim? Anne bebek orada mı? Evet, orada. Sana bir şey söyleyebilir miyim? Benim dünyam burada. Senin dünyan orada. Peki ben sana bir şey söyleyebilir miyim? Burada. Sen dünya tatlısı mısın? Baba burada. Sen dünya tatlısı mısın? Abi burada. Bir şey soruyorum. Baba burada. Sen dünya tatlısı mısın? Baba burada. Dünya. Baba burada baba. Yok, babanın olduğu koptu. Baba nerede? Oh. Anne baba nerede? Bir tane daha çekiyorum. Anne baba nerede? Oy oy oy. Anne baba nerede? Baba işe gitti. Ama buldum. Dünyayım burada. Evet, dünyayım orada. Yani sen o yüzden mutsuzsun. Kamera arkasını izlediniz. Telefonu kaldı. Telefonu kaldırayım, evet. Orada kalmasın telefon. Çok kuralcı. Bebeği bulmadım. Bebeği bulmadın. Çünkü bebek artık uyudu. Sıra bizim uyumamızda. Evet. Kapandı bak, kapandı. Bebek gibi bak, bebek gibi bir sürü fotoğraf çekildik. Bak gel izleyelim. Bakalım. Anne bakkası bebeği bu. Olmamış gibi ya. Anne bakkası bebeği bu. Almış olmuş. Bak almış. Ne diyorsun, sence olmuş mu? Hı-hı. Bana pek olmamış gibi geldi benim saçlarım. Anne tabat yapacağım. Anne tabat. Anne bunu tabat. Anne tabatırım. Kapatalım, kapatalım kamerayı rahat. Ben de bakayım. Peki tamam. Böylece evimi görmüş oldunuz. Zaten aslında her köşeyi çok ayrıntılı biliyorsunuz ama böyle detaylı bir, aslında gene çok detaylı değil, yüzeysel bir şekilde gezmiş oldunuz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Biz de uğurlanırken de hoş geldiniz. Çok sık sık, çok fazla söylenir. O yüzden hepiniz yeniden hoş geldiniz. Yeniden beklerim, inşallah pandemi süreci bittiğinde evde olmaz, başka bir yerde olur ama karşılıklı tanışabileceğimiz günler olur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.